Filistin. Gazze mi? Hamas. Filistin. Ya Suriye'dir ya Filistin'dir yani şu an bir Müslüman ülkesidir yani. Başka bir yer değil mi? Suriye'de mi? İsrail Gazze şehrini bombalarken Esad rejimi ve destekçileri de Kuzey Suriye'yi bombalıyordu. Bugün Gaziantep'teki insanlara bombalama anına ait görüntüleri gösterip bu yeri bilip bilmediklerini soracağız. Hadi başlayalım. Nerede sizce? Filistin mi? Filistin. Filistin. Hayır, bu Filistin'de değil. Suriye'de, İdlib'te. Bu ayın başında İsrail Gazze'yi bombalarken Esad rejimi ve onun destekçileri Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve onun kırsal bölgelerini bir çok sayıda hava saldırı düzenlendi. Allah yardımcılar olsun. Siz haberleri takip ediyor musunuz? Yani hem Suriye hem Gazze. Suriye'yi değil Suriye de çok değil daha de, çok. Gazze'yi daha çok bakıyoruz. Yani bu yüzden hemen işte Filistin dediniz. Evet, aynen. Şimdi. Bir de şu an yani gündemde olduğu için oraya daha çok takip ediyoruz. Gazze mi? Hamas. Doğru mu? Nerede? Gazze. Gazze. Aynen. Hayır, Gazze'de değil. Bu İdlib'te. Aynı şey. Hani bu hava saldırıları kim düzenliyor sizce? Ya Amerika'dır. Amerika'dır. Başka kimse yoktur. Hayır, Amerika değil. Esad rejimi ve onun destekçileri, Rusya. Rusya yok. Şimdi yanlış soru sordunuz da Rusya olmaz. Rusya olsaydı çünkü yardım ediyor şu anda. Kime yardım ediyor Rusya? Müslümanlara yardım ediyor. Bu anda tır geldi. Beşar Esad da zaten yardım edecek de. Ama bu İdlib'in hem sorumlusu Amerika'dır. Neden? Çünkü tüm dünya Amerika'dan korkuyor. Nerede sizce? Gazze'de, Filistin'de. Gazze'de mi? Bu video Gazze'de değil, İdlib'te. Filistin. Filistin ya da Suriye. Filistin mi? Ya Filistin ya Suriye, ikisinden biri. Evet, bu video Suriye'de, İdlib'te. Biliyorum. Çünkü belliydi. Ya Filistin ya Suriye'de, hava saldırısı olmuş. Evet. Haberleri takip ediyor musunuz? Hem Suriye haberleri hem de Gazze'yi. Evet. En çok da Filistin üzerinde duruluyor şu anda. Filistin. Filistin mi? Gazze. Muhtemelen. Bence öyle. Bu video İdlib'te. İdlib. Evet, Suriye'nin kuzeyinde. İdlib şehrinde oldu. Doğrudur. Bilgim yok. Hani medyada çok fazla çıkmıyor. Muhtemelen o yüzden dolayı olabilir. Ya Suriye'dir ya Filistin'dir yani. Şu an bir Müslüman ülkesidir. Başka bir yer değil mi? Evet. Bu video Suriye'de, İdlib'te evet. Oldu. Evet. Suriye'de mi? Evet. Nasıl bildiniz? Yani zaten az çok bu tarz şeylere şahit olduk. Ben Suriye'ye daha önce gittim, Şam'a gitmiştim. Yani direkt tahmin etmek zor olmadı, üzücü yani. Peki bu videoyu yani izledikten sonra sizce Suriye'de savaş bitti mi? Hayır, bitmedi. Hayır. Suriye'de savaş bitmedi, bitmez de. Ne Irak'ta biter, ne Suriye'de biter, ne şeyde, savaş bitmez. Orta Doğu bölgesinde kan durmayacaktır. İlk insanın kanı burada aktı ve o kan akmaya devam edecek. Bitmez. Muhtemelen bitmedi. Bir süre daha bitecek gibi değil. Orta Doğu'da sürekli olarak savaş var ve bu çok uzun yıllarca devam edecek gibi. Hayır. Hayır. Tabii ki bitmemiş. Hala devam ediyor yani. Bu bitmiş demek tamamıyla bencillik ve görmemezlik, umursamamazlık olur. Devam ediyor. Biz bunun farkında olmalıyız. Yani maalesef bunların sonu gelmiyor. Hala devam ediyor. Ben çocukluğumdan beridir hatırlıyorum bu tarz şeyler ve 20 yaşına geldim hala devam ediyor. Siz Suriyelileri hani gitmesini istiyor musunuz Suriye'ye? Evet. Herkes kendi ülkesinde mutlu olur diye düşünüyorum. Az önce hani Suriye'de savaş bitmedi dediniz ya. Bizim zamanımız gitmesinler. Yani ortaklığı yaşamak da var. Yani her insan da yaşıyor. Suriyesi, Kürdü, Türkü hepsi yaşıyor. İşte saygı, sevgi çerçevesinde kalsınlar. Yani niye gitsinler ki? Savaşın ortasında o kadar küçük çocuklar, anne, baba. Suriye değil de Avrupa ülkelerine gitseler daha iyi olur. Bu olay biraz siyasete kaçıyor aslında. Biraz farklı bir durum. Savaş kötü bir şey. Kısaca bu. Yani savaşın olduğu yerde buradan masum insanların gitmesi de yanlış. Ben de öncesinde gitmeleri gerektiğini düşünen taraftaydım. Yalan söylemeyeceğim. Ama maalesef savaş bitmemişken kimsenin bir yere gitmesi gerekmiyor.